Yetim, babası ölmüş olan çocuk demektir. Tanımlara göre yetimlik, buluğ çağına girince biter. Peki yetimlere göre? Tahsin'in ölümünden sonraki hafta boyunca Metin, Ali ve Feyza birbirlerine ve annelerine sarılıp ağladılar. Hamile annelerinin üzülmemesi gerektiği ancak ikinci hafta akıllarına geldi. Akşam yemeklerini yatsı ezanından sonra birlikte yemeye karar verdiler ve Tahsin'in ölümünden sonraki ilk şakayı Ali yaptı. Üçüncü hafta işlerine dönmeyi başardılar. Ali kahveye, Metin tesisatçıya, Feyza ise benzinliğe döndü. Dördüncü hafta Feyza Deniz'le konuşurken kalbi hızla attı. Ali, Şükriye'nin geçtiği saatte kendini kapıda beklerken buldu. Metin, ağrısı olmadığı halde ağrı kesici almak için eczaneye gitti. Beşinci hafta sonunda artık Feyza yalnız uyuyabilse de hala babasının aslında ölmediğine dair rüyalar görüyor. Ali'nin aklına fermuarlarla ilgili bir icat fikri geldi. Ama hala motorun olduğu çalışma bölgesine giremiyor. Metin artık babasının fotoğraflarına bakabilir hale geldi. Fakat ne zaman yan yana yürüyen bir baba oğul görse kafasını diğer tarafa çevirmek zorunda kalıyor. Bu beş hafta boyunca Şükriye her akşam yemek getirdi. Oğuzhan her gün getir götür işlerini yaptı. Hilmi evin bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Şerif ise her gece dua etti. Yetim, Arapça tek başına anlamına gelen yetem sözcüğünden türer. Çünkü babanız ölürse tek başına kalırsınız. Eğer yanınızda tutunacak birileri yoksa. Metin Ali, uyanmanızı istiyorum. Metin Ali! Kalk lan! Benim canım New York usulü biftek çekti. Hadi pişir bana. Metin, abisi kalk. Hadi abisi, kalk. Uyan abisi. New York'a gidiyoruz. Biletleri biz mi aldınız? Aha, size mi sardık? Yanında da pancar turşusu istiyorum Metin'le Ali. Arkadaş. Feyza, annem aşağıydı, kalk. Ayı. Feyza, annem aşağıydı, kalk. Kalk. Ne yaşardı? New York usulü biftek. O ne ki lan? O ne? Ne bileyim. Görmedin ki daha önce. New York usulü biftek. Annem de neler biliyormuş ha. Gurur duy. Anama feda olsun aslanım. Esirgediğinden değil de kadın Amerikan mutfağını Asya'ya kattı. Arap ezgileriyle birleştirdi. Üzerine de batının ahlaksızlığını değil, İlmini ekledi. Nasıl yani? Bütün insanlığı tek bir çatı altında topladı yalan. Bebeğin canı çekmiş demek ki abi. Kızım sen de şunu düzgün çırp. Kardeşimizin ağzına pütür gelmesin. Bebek değil, gurme anasını satayım. Vedat Miller olacak başımıza bu. Ali, oğlum şimdi de fıstıklı çikolata çekti canım. Hadi bana temin et be. Ya anacığım, bu saatte ben nereden bu... Hemen temin ediyoruz anacığım. Nasıl yapacağız onu? Bulursunuz. Ekmek tahtan al lan. Güzel fikir. Hadi ben bakarım etlere. Sen yorulma anacığım. Abi şunu şuraya atma.
Gel üstümüzü değiştirelim, öyle mi gideceğiz? Anneciğim, eğer kardeşim izin verirse birazcık turşu da ben yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Aç ağzını da. Niye geldin lan? Bütün modellerimiz bunlar mı? Vurma lan. Bunlar mı? İki ay sonra onun vakumla kendi çekeni gelecek. Onu vereyim size. Sana Sivas'taki dedemin bir lafıyla cevap vereceğim Metin. No woman, no cry. Yani kadınım söyle hiç mutlu oldun mu? Bu deli Yiğido'yu unuttun mu? Neyse ya şunu beğendim. Kabin mabin var mı ya buralarda? Ben şunu bir deneyeyim. Amrahçığım çok net söylüyorum. Şu kafanı şu tuvalet taşının deliğinden tek seferde geçiririm. Ne taşı kırarım ne kafanı kırarım. İddialıyım. İstiyorsan deneyelim. Tamam kızma be Petito. Eda evlilik teklifimi şaka sandı. Ciddiye almadı. Moralim çok bozuk. Şaka mı sandın? Sempatikliğimden kaybediyorum kanka. Ama neyse ya, beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Mesela tesisatçılık yapmam. Tesisatçı adamın mezhebi geniş olacak kanka. Vallahi şahsen ben kaldıramam. Neyi kaldıramazsın lan? Ya sen şimdi bunu elemeyi, göz nuru iki saatte takacaksın. Sonra ben gelip iki dakikada üstüne çok affedersin sıçacağım. Mesela Da Vinci'nin 7 senede yaptığı Mona Lisa tablosunun üstüne sıçsam adam bunu kaldırabilir mi? Vallahi şahsen ben de kaldıramam. Dikkat! Emrah? Kız sende bir şey var bugün. Ne? Ne var? Sen bir şuh olmuşsun bugün. Şuh Eda. Yok canım, ne alakası var? Sen böyle şuh Eda olursan biz aşkından şuh Eda oluruz Edacığım. Yapma ama. Allah Allah. Değişikti bir şey yapmadım ama. Görüyorsunuz değil mi? Yine hazırlık paslarına başladı. Acil pres yapmam lazım. Haklı bir galibiyet alarak son haftalardaki çıkışımı sürdürmek istiyorum. Al canım. Bu ne? Hakikaten o ne lan? Bu senenin Nobel ödülü. Bu senenin Nobel ödülü sana gitti ya. Duymadın mı? Nobel mi? Kız sende belmel kalmamış. İncecik olmuşsun. Resmen Nobel. Al. Ananın ak sütü gibi helal olsun bu hediye sana. Görüyorsunuz değil mi? Yine çaktı golü. Yapacak bir şey yok. Kaybeden takımın taraftarı gibi ineceğiz sahaya. Hayırdır Edacığım? Ya bizim lavabo tıkandı. Bir iki musluk da damlatıyor. Bir bakar mısın diyecektim. Tabii ki ya, gidelim. Bana dedi lan, bana dedi. Hem ben ilgilenirim Edacığım. Vallahi ben şahsen bunu kaldıramam. Lan neyi gene neyi? Bu alet çantasını kanka. Nasıl kaldırayım, ne varsa içine doldurmuşsun. Tut şunun ucundan, birlikte götürelim bari. Tamam o zaman, ben eve geçeyim. Siz de gelirsiniz. Al gel lan onu. Ferahımız abi, şu dükkanla ilgilenin ver. Neymiş, neymiş? Düşüncesizmişim. Hı. Hop. Böyle şey olur mu ya? Olur mu böyle şey? Al bakalım. Hadi hop hop. Başkalarının düşüncelerine değer vermiyormuşum. Ne oluyor ya? Bir şey olduğu yok. Bu oluyor, bu. İlerle, ilerle. Sizi şikayet edeceğim. Şikayet edeceğim sizi. Beyefendi, 7 yıldır bu işteyim. Bir kişiye lan demedim. Ama şu anda size orospu çocuğu demek üzereyim. O işe getirdiniz beni. Ne oluyor burada? Hı? Hilmi cevap bekliyor, evet. Hilmi Bey, bu or... Bu beyefendi. Evet. Geçen hafta 2 çorap alana 3.'sü bedava kampanyamızdan yararlanmış. Bravo ona. Şimdi o 2 çorabı giymeden geri getirmiş, parasını geri istiyor. Verin gitsin. 3. çifti vermiyor efendim. O çift bedava değil miydi arkadaşım? Bedava değil miydi o çift ya? Evlat. Adam kendi çapında çakallıklarla uğraşıyor işte. Siz de yardımcı olun. Ne kadar maaş alıyorsun sen? Ederim de senin. Hı? Ederim de. 1.000 lira kadar efendim. Tamam. %10 zam sana. Verin şunun 2 çift çorabını. Verin. Düşünceli Hilmi benim adım. Peki efendim. Çok düşünceliyim değil mi? Evet. De niye? Öyle işte. Düşünceli Hilmi'yim ben. Ulan adama da yeni zam verdim. Burayı da satamam şimdi. Ey Allah. 1 çift çorap yüzünden başıma açtığın şeye bak. Köpek! Köpek! Tüh senin çorabına sıçayım ben. Tüh! Eda, yolda alet çantasını taşırken aklıma bir şey geldi. Söyleyebilir miyim? Ha. Eda, eğer bütün 3 harfliler senin gibi olsa... ...bana musallat olsunlar diye 7/24 çöplüğe işerim. Tövbe tövbe. Vallahi, oğlum bu kız beni niye ciddiye almıyor? Metin! Neredesin bu oğlum? Bak kız nezaket gösterdi, bize tantini ısmarladı. Hadi biraz ya. Arkadaş bu ne ya?
İlk defa lavabodan pirinç ayıklıyorum ben. Ama oldu sanırsam. Bir şey mi diyeceksin? Kanka burnunda sümük var. Metin ne yapıyorsun? Yemek yiyoruz burada geberesice. Azıcık dikkatli ol. Kalk şuna. Eda diyecektim ki. Kanka dişinde maydanoz var. Şöyle. Bakayım. Heh, tamam gitmiş. Saçlarım bugün ne güzel olmuş. Metin fermuarını açık. Hadi. Oğlum azıcık dikkatli olsana ya. Ona. Senin de saçın çok güzel olmuş. Yeni mi kestirdin? Metin şuranda bir şey var. Ulan senin şimdi... Tamam. Şey yer miyiz? Şey, süs biberi yer miyiz? Süs biberi. Tantuniyle diye gider. Ha? Acı mı? Acı. Tabii ki bu ağır. Eda, bana Sivas'ta acıların çocuğu derler. Anamdan emdiğim süte bile pul biber katardım biliyor musun? Ha ama İstanbullu Metin'i bilemem. Acı yemek her yiğidin harcı değildir. Hı. Biz acıyla doğduk aslanım. Aptal çocuk. Acını paylaşıyorum Kirbe. Tanrım bu neymiş la? Allah belanı da versin bu ne? Oğlum sen manyak mısın? Sen bunları nasıl edeyim böyle petito? He? Sen teyze saçlığı bırak git Game of Thrones'a ejderha yardım Metin. Acayip bir şeymiş lan bu. Bu biber resmen görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Bu biber siyasete atılsın, muhtarlığına adaylığını koysun. Justin Bieber oy verelim. Metin iyi misin? Gayet iyiyim. Ambulansiye çağırdınız lan. İtfaiye çağırın lan. Resmen gevuş mermisi yutmuş gibi oldum. Düğünde havaya mermi atma. Bu biberlerden saçıyla polis gelir olur götürür seni. Bu biber başka biber. Bu biber başka biber. Ay Metin iyi misin Metin? Allah'ım olsun sen nasılsın? Acıdan sayıklıyor. Genelde görülür. Endişelenmeyin. Kurşunlu mu kurşunsuz mu? Ben kurşunsuzu tavsiye ederim. Pirinç mi olsun mermer mi? O ne lan? Pirinç mi mermer mi? Mezar taşınız. 15 saniye önce öldünüz çünkü. Oo, laflara bak. Güzel ama güzel bak bunu kullanalım. Yazın bir kenara. Anahtarları alayım. Cem. Oldu mu oğlum? Ha? Anne, anne. Çay, kahve. Bir şey almayacağım Ali. Motor konusunda ne yapacağınızı öğrenmeye geldim. Çay, kahve, dayak. Bak, bunu sormak için biraz erken. Biliyorum ama ne düşündüğünüzü öğrenmem lazım. Vallahi icatla ilgili artık bir şey düşünmüyoruz. Evvelden vardı ama taze bitti. Bence birlikte çalışmayı düşünmeliyiz. Yiğit, özgür bırak kendini. Hadi git. Git. Yiğit, git. Yiğit, git. Gedardı hıyır. Hilmi kendisine ait olmayan bir şeyi merak etti. Düşüncesizmişim. Hı. Ali! Ali! Bir gelsene kitap. Efendim Hilmi? Gel, gel. Şu icadı bir anlatsana ya. Ya neyini anlatacağım işte Hilmi? Bildiğin araba motoru. Araba motoru ne ya? Arama değil lan, beyle, beyle, taşıt. Hilmi bunu merak etti. Bak bu adam köpek yavrusu gibi sizin peşinizde dolaşıyor. Sizin şu dükkana gidelim de şu motoru bana bir enine boyuna anlat. Hı? Vallahi azıcık işim var, onu bir halledeyim. Sonra bakarız. Hilmi beklemede.
İyice şişti bu. Mikrop kaptı kesen. Yalnız bütün gece yoktuk. Feyza anamız ağzımıza sıçacak var ya. Kardeş sen böyle şeylere kafaya takan adam değildin ya. Şu son zamanlardaki Feyza korkusu nerede başladı sende? Kanka sana bir şey itiraf edeyim ama aramızda. Ayıp ettin kanka. Söyleyenin amına koyayım. Beni bilirsin. Ben ciddi ilişkilerin adamı değilim. Daha çok kendin düşür, kendin ye tarzı. En çok sevdiğim özelliğin kardeş. Ama iş Feyza'ya gelince... Ona da mı kendin pişir kendin ye lan? Seni oturduğun yere gömerim. Kendin. Ben galiba Feyza'dan hoşlanıyorum. Vay yalaka. Amir yalakası seni. Lan ne yalakası? Kıza aşığım galiba diyorum. Aşık mı? O nasıl bir yalakalık lan? Gerizekalı mısın lan sen? Ulan bir derdimizi açalım dedik. Kartal, bir kere de bir hayrın dokunsun. Bir işe yara. Bir yaralı parmağı iş alan. Bu bir teklif mi? Kabul et, süper denk geldi. Kabul et. Doğru söylüyor. Dediğim gibi yani. Bundan sonra hep internetten alışverişim. Güzel olmuş olan. Deniz ne zaman gelir ya? Ben onun yerinde olsam bu saatten sonra gelmezdim. Sert davranma çocuğa. Ne de olsa Fahriye enişten sayılır. Ya Neşe, alınmazsan sana bir şey sormak istiyorum. Sor canım. Sen bu Deniz'de ne buluyorsun? Nesi var be? Taş gibi çocuk. Yani bence bir kere kaba saba. Üstelik bağlanmayla ilgili çok ciddi problemleri var. Bana bak üzülürsün. Kızım sen daha klas adamlara layıksın. Bana bak kendine gel. Vallahi taş gibi adam. Hiç bok atma Feyza. Her gördüğümde benim dibim düşüyor. Aysel, tuvaletin kapısı bozuk. Turgut abiye söyledim bugün yapmaya gelecek. Eşol eşek. Kardeşim kusura bakma. Yok lan. En azından Turgut abi gelecek. Kapıyı açacak. Fazla endişelenecek bir şey yok. Bir süre egzoz manifolddan ses gelebilir. Nasıl? Arka kapı gıcırdayabilir bir süre diyorum. He? Arka mahallede isyan çıkabilir. Su ile müdahale gerekebilir. Hı. Alt katta yangın çıkabilir. Olay. Meslek neydi beyefendi sizin? Suhi tesisatçıyım. Hah, işte onu diyorum. Tahliye borusunda. Tamam, doktor bey, tamam. Ben anlatırım kendisine. Geçmiş olsun. Ne diyor doktor ya? Nasılmışım ben Eda? Sıçarken biraz acıyabilirmiş. Ha. O yüzden öyle dedi doktor. Hadi. O zaman geçmiş olsun diyeceğine çıkmış olsun diyeceksin. Anne, ne yapıyorsun sen burada? Kadın doğumda randevum vardı. Herkes eşiyle gelmiş. Ben de eşeğsiz üren gibi tek başıma bekleyince moralim bozuldu. Sıram gelene kadar ben burada bekleyeyim dedim. Orada tek başına beklerken moralim bozulunca geldin sen de üroloji kuyruğuna mı girdin anne? Hadi gidelim. Vuş. Vuş tabii ya. Burada insanlar elinde kapla lokma kuyruğundan mı bekliyor zannediyorsun sen ya? Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Metin, hı, hadi siz de benimle içeriye gelin. Geliriz annem. Ne yapalım? Geliriz. Ha senin ne işin var burada? Arka sokaklarda isyan çıkmış. Suyla müdahale gerekiyormuş. Alt katta da yangın çıkar diye itfaiye haber salayım dedim. Geri viteste arıza var, ona baktırmaya geldim ben. Hadi hadi. Ustam kolay gelsin. Hı? Hı? Bize diyorum bir araba toplayabilir misin? Araba? Araba toplama ne lan? Bilgisayar mı lan bu? Ya işte toplayabilirsen parçalayabilirsin de. Biz 3 saat uğraştık anca bunu sökebildik. Bir arabanın en zayıf noktası hakikaten de torpido gözüymüş. Buyur. Ne parçalaması lan? Lan siz ne yapıyorsunuz lan? Vay 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 vay. Demek bizim araba buradaymış. Lan şu GPS ne güzel bir şey. Bak. Şıp diye bulduk arabayı, iyi mi? Pardon, siz kimsiniz? Aslında sigorta şirketi biz polisi ararız dedi ama biz istemedik. Ara sıra stres atmak bizim de hakkımız. Öyle değil mi? Beyler, dik durun. Sayıca bir fazlayız, üstünlük bizde. Bunu siz mi dövdünüz lan? Ha, yok ustanın suratı normalde de böyle. İlk görünce biz de şaşaladık ama adamın normal hali bu. Abi renkli gözlüyü ben döveyim. Bana rahmetli eniştem hatırlat. Allah rahmet eylesin. Niye ölmüştü enişten? Ölüm nedeni şiddetli geçimsizlik abi. Benim de geçinemiyordum. Ha. Beyler, sağlam durun. Sayıca üstünlük bizde.
Kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Aa! Şimdi yara yedik. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl da dağıldılar? Ağızda eridiler lan resmen. Kremalı mafya. Yumuşak mafya. Arkadaşlar pastanın kremalısı güzeldir. Ama mafyanın kremalısı güzel olmaz. Renkli gözlüğü ne olur ben de diyeyim abi. Adam bana taktı. Olmaz. İlk önce ben. Senin yaşın kaç yavrum? Kaç gösteriyorum? Bence 38. Boyun müsait. Çatılar da geniş. Yaşın kurtarıyor. Yani biraz sonra burada olacak olan 18 artı her şeyi seyredebilirsin. Yırttın. Cinsel içerikli mi, şiddet içerikli mi? Şiddet. Ben gideyim. Rezai Usta. Ben dayak atarken müzik dinlemeyi severim. Ama görüyorum ki burada öyle bir ortam yok. Değil mi? Maalesef yok. Şimdi ben birinizi döverken diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir'i söyleyecek. Sadistçe mi? Evet. Sikimde mi? Hayır. Yeşil gözlü. Gel bakayım buraya. Benim yarim gelişinden bellidir. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne. Ali, Metin. Gurur duydum lan sizlere. İyice daldın gittin ya. Hani icadı anlatacaktın bana? Ali! Ya İlmi ya. Neyse, şimdi. Dünyadaki en büyük rezervlere sahip olduğumuz maden desem, aklına ne gelir? Fındık. He? Maden diyorum ya. Tuz. He? Tuzlu fıstık. Bor madeni ya. Bor, bor. Hani şey derler ya, geçti borun pazarı, süreç şey Niğde'ye. İşte oradaki Niğde olmayan yer. Bor, 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 bor. Eşleşme tamamlandı. Boktaki bor mu? Vallahi bende yok. Yani bakmadım. Bilmiyorum ya. Maden işte lan. Yani dünyada en çok Türkiye'de çıkarılıyor. Allah Allah. Bu bor madeninden yakıt ürettik. Su katarak çalıştırıyoruz. Ne? Vallahi mi? Yemin et. Sen ne diyorsun Ali? Yakıta su katmak suç sayılmayacak mı artık? Allah! İlmi buna taptı. Bu bir de ölüm Ali! Ali! İşte biz de bu yolla çalışan motor yaptık. Bak buraya kadar iyi gidiyordun. Burada iyice saçmaladın. Yolla çalışan motor ne ya? Yolla değil ya. Borla, bor, bor. Şunu bir öğren artık ya. Üstelik bu motor havaya egzoz gazı vermiyor. Oksijen veriyor. Bana ne? İşte babamla arkadaşları da acaba bu motor çalışır mı? Bu motor yürür mü diye çalışıyorlardı. Bitirdiler mi peki? Çabuk söyle. Bitirdiler mi? Bitirdiler. Yani çalışmalar bitti. Tam prototipi yaptık. Çalıştıracaktık. Tık. Hilmi bunu anladı. Anlamakla kalmadı. İlginçti. Ya Ali, fındık, fıstık, tuz, bor, mor falan uzatma ya. Şunu adam gibi anlat. Benim anlayacağım şekilde spesifik anlat ya. Spesifik? Yakışmadı mı ağzıma? Yapışıyor ağzına. Tamam ya, o zaman enine boyuna anlat. Senin anlayacağın şekilde söyle. Hadi. Sen ne yaptın? Hiçbir şey anlamadım. Şimdi Hulusi Kentmen gibi babacan konuşmak karakterimle çelişecek ama anlatırken gözlerindeki parıltıyı bir görseydin Ali. Bir görseydin. Şimdi ben şey yapmayayım ya. Yap yap. Bence sen bu icattan kopma Ali. Ama yine de sen bilirsin. Bana kalırsa sen bu icattan kopma Ali. Yine de sen bilirsin. Ama bence kopma Ali. Ama yine de sen bilirsin. Bu işin peşini bırakma Ali. Ama yine de... Ne oldu? Gayet iyisin dedi doktor. Bebek de iyiymiş. Anne sen niye bize haber vermeden buralara geliyorsun ya? Ben kaç yaşındayım oğlum? Utanıyorum başkalarının yanında. Anne. Sen zaten bize en güzel hediyeyi verdin, bizi hayata döndürdün. Sen bu... Metin, bölüyorum ama lavabo nerede oğlum? Şu tarafta gel götüreyim, gel. Gel gel anne burada, anne. Gel. Gel anne burada, gel.
Evet. Doktor size bunu nasıl kullanacağını anlattı mı? Yok, anlatmadı. Peki siz sormadınız mı doktora? Eczacı anlatır dedim. Ya ben haftalık usulü çalışıyorum. Şimdi 30 yaşında adama fitili nasıl kullanacağını mı anlatayım? Ver tamam ver. Buyurun kapuştu. Bana kondom ver. İktidar hapı da istiyorum. Bit ilacı var ya, ondan da istiyorum. Kokusuz damla, kokusuz damla da ver. Bir de ayak mantarı kremi. Ayak mantarı kremi? Ayağın o kümede ne işi var ya? Sana ne kardeşim ya? Sen ver benim istediklerimi. Çabuk ol ya, çabuk! Ne oluyor ya? Tutucusunuz, tutucu. Teyzeciğim, sen kendi çocuğuna cinsel eğitim verdin mi de geldin beni burada yargılıyorsun acaba? Şuna bak, mute'de konuşuyor. Aa, bilgisayar bile utancından ekran koruyucusuna geçti. Müşteri kalmadı, betini bereketini kaçırdın her şeyin be. Oğlum bak, Eda yokken alamadığım şeylerin stoğunu yapıyorum ya. Anla işte o. Hadi. Başka eczane mi yok abi? Yok kardeşim, başka eczane yok. Bir tek şu karşıdaki var, o da ta karşı kaldırımda ya. Allah Allah. Burada bir yerde de Ada afişi vardı. Eda varken bakamıyordum, ona bak. Ulan ne karılar var be! Ben bu çiçeği yerim. Başka bir şey var mı? Ter kokusunu önleyici krem ver, bir de tüy dökücü krem ver. Hadi lan 3-5 tüp de kendini al, o da benden olsun. Eda yok mu Oğuzhan? Bir dakika. Ya bu Yunusef'in bağış kutuları oluyordu burada, onlardan yok mu? Bağış maaş yapardık. Aa, Şükriye abla sen de mi buradasın? Hı-hı. Ulan Oğuzhan, vallahi kulağını çekeceğim. Bu kapıdaki krem reklamı nedir lan? Sen utanmıyor musun kadın bedenini metalaştırmaya, ırz düşmanı? Evet abi, kondom, iktidar hapı, ayak mantarı kremi, bit ilacı, kokusuz damla, ter kokusu için krem. Heh, sen bile belki söylemeyi unutmuşsundur. Kenya ilacını da şöyle koyuyorum, lazım olur. Kenya ilacı mı? Ama bu faşistlik. Konuyu değiştirme, bak buraya. Al, toplam 223 lira, sen 225 ver yeter. Demek sen de Metinlisin. Yazdım seni Alman kurdu. Metin yenilince sen de yenilmiş olacaksın. 100, 225. 2 liraya da bunu aldım. Ben kimseyi hiçbir şeye ikna etmek zorunda değilim kardeşim. Ben bunları yatalak düzenime alıyorum bak bunu da. Çocuk yatalak. Evet Şükriye abla sen? Ben Eda'ya bakmıştım ama. Eda abla Metin abiyle çıktı ya, onların bir işi varmış. Ha iyi. Oğuzhan Ali ne yapıyor? Ali'yi gördün mü hiç? Ali abi kahvede işte uğraşıyor, ne yapsın? Herkesin bir işi gücü var Şükriye abla. Ha iyi, sen ne yapıyorsun Oğuzhan? Vallahi benim de işim gücüm var, sen de şimdi beni tutuyorsun. Ay iyi tamam, ben seni tutmayayım o zaman. Tutma o zaman Şükriye abla. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Serseri ya. Allah kimsecikleri buralara düşürmesin. Öyle de dememek lazım aslında. Ben de ileride anne olacağım zaman gelmek isterim. İleride anne olacağım. Anne. İleride anne olacağım zaman. Eda Duru. Eczacı. Boy 1.65. Kilo 53.2. En sevdiği yemek lahana sarması. En sevdiği film not defteri. En sevdiği fıkra arkadaşlar organize olalım fıkrası. Mutlu olduğu zaman giydiği açık mavi gömlek, mutsuz olduğu zaman giydiği gri gömlek. Her esnemesinin sonunda mahcup mahcup gülümsemesi. Her endişelenmesinde sol elinin işaret parmağını kemirmesi. Her öfkelendiğinde kalkan sol kaşı. Rüzgar esince uçmasa da eteklerini tutman. Yemek yerken birisi eczaneye girdiğinde utanarak beraber olsun demen. Her ağrı kesici alışımda uykunu alıyor musun diye sorman. Saçımı her kestirmemde berber enseyi düzgün almış mı diye kontrol etmem. Parfümünün eczaneyi dolduran kokusu. Sen dükkanın önünden geçerken duyduğum ayak seslerin. Attığın her adım, aldığın her nefes, kullandığın her hece, bahşettiğin her gülümseme, döktüğün her gözyaşı, yolladığın her bakış, saçının her teli, elinin her parmağı, gözündeki bütün kirpikler, vücudumdaki her hücre, dünyadaki bütün ağaçlar sana oksijen üretmek için var Eda.
Bütün iltifatlar seni selamlamak için. Bütün kelimeler seni tarif etmek için. Bütün yollar belki sen yürürsün diye. Bütün pencereler belki sen açarsın diye. Bütün insanlar, bütün bitkiler, bütün denizler, bütün kıtalar, dünya, güneş, evren, her şey, hepsi her zaman senin için. Metin. Metin. Daldın. Maçın son kornerinde karşı kaleye koşan kaleci çaresizliğiyle geliyorum sana Eda. O kadar seçeneksiz. O kadar kaybedecek bir şey mi? Metin. Hazırsanız gidelim. Niko ise yaptı ortayı. Sinan ve topu alana gidiyor. Sinan topu alana... Ne demek abi, Hilmi abi benzinliği satacakmış? Vallahi abisi dünkü olaydan sonra bu işin bir geleceği olmayacağına karar vermiş. Hilmi kendisiyle çelişemez dedi. Feyza. Atıp tutmuyorsa yani ben hiçbir çalışanımı mağdur etmem. Yeni açacağım iş yeri neyse çalışanlarımın hepsini oraya aktaracağım dedi. Yarın belli olacakmış. Biz ne olacağız peki? Bir bilsem Metin. Bir bilsem abisi. Babam olsa o bilirdi bu işleri. Metin Ali Özdemir. Buradayım. Merhaba. Ben avukat Kemal Sağır. Babanızın arkadaşıyım. Babanız ölümü halinde size iletmem için bir mektup vermişti. Allah. Oğullarım. Bu mektubu okuyorsanız ben ölmüşüm demektir. Üzgünsünüz biliyorum. Ama yerine getirmeniz gereken sorumluluklarınız var. Evlatlarım, şimdi ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Dinleyin. Seyirciler hazır mıyız? Paga, 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 para, yallah, yallah, paga, 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 pa